Dayı ne yapacağız? Kendine gel dayı. Asaf hünkârımız oraya gidiyor. Herkese derhal haber veriyorsun Asaf. Sultanahmet karakoluna telgraf çek. Caminin etrafında tedbir alsınlar. Derhal boşaltsınlar orayı. Sen hiç merak etme dayı. Ben camiye gidiyorum. İnşallah yetişirsin dayı. Ölümünde hayatında Rabbi sensin. Sensin hayrı da şerri de yaratan. Sen istemeden yaprak kıvıldamaz. Allah'ım, senin gücün her şeye kadir. Hünkârımızı yolundan döndür. Niçin durduk paşa? Bilemiyorum hünkâr. Müsaadenizle inip bakayım. Bu kadar yeterli mi Sultan? Yeterli kızım, yeterli. Zaten çok kalabalık olmayacağız. Sadece paşaların hanımları gelecek. Mekanı cennet olsun Mahmut Paşa'nın. Amin. Keşke Seniha Sultan da yanımızda olsaydı. Beraber ağlar acısını paylaşırdık. O kadar uzaktayken kim bilir ne zor geliyordur ona. Allah'tan Lütfullah yanında. Sabahattin Efendi'nin nerede olduğunu kimse bilmiyor. Allah hayırlı evlat versin. Amin. Paşa, emredersiniz hünkâr. Beyler, gördüğünüz üzere gazetelerde çıkan havadislerin tamamı yalan ve iftiradır. Hünkârımızın sıhhati gayet yerindedir. Allah kendisine uzun ömürler versin. Sarayda bir suikast olduğu söylenmişti. Başarısız bir teşebbüs oldu. Duyduğunuz silah sesleri bu teşebbüse mani olmaya çalışanlara ait. Yıldız Sarayı tam ve mükemmel bir şekilde korunur. Gazetecilik mesleğinin şerefini ayaklar altına alan bu havadisler yalan ve iftiradır. Defalarca yalanlamamıza rağmen iftiralarına devam ettiler. Bu haberler yalan ve iftiradır. Sizlerin doğru haberleri yapacağınıza dair kanaatimiz tamdır. Ne oldu? Ne işin var senin burada? Patlama olmadı mı? Maalesef. Nasıl maalesef? Ne oldu peki? Abdülhamit, cenaze namazının mezarlıkta kılınmasını emretmiş. Peki ya dinamitler? Temizledik. Hepsi bizde. Abdülhamit, acaba neden şüphelendi, cenazenin yerini değiştirdi? Ya bombalama ile ilgili çok iyi bir istihbarat aldı ya da şansı yaver gitti.
Anladınız paşa. Hünkârım. Siz evime asker gönderdiğinizde bir karar vermek zorundaydım. Ya anlayabildiğim kadarıyla gelip her şeyi size anlatacaktım... ...ya da kaçıp bu işin peşine düşecektim. Hünkârım ben kaçıp bu işin peşine düşmeyi tercih ettim. Hünkârım tahminimce bu Yemen ile ilgili bana vermiş olduğunuz malumat dışarıya sızdı. Evet paşa. Askeri de o sebeple sizin eve gönderdim. Lakin anlatınız. Mesele nedir? Bu oynanan oyun nedir? Hünkârım, vaktiyle ben bir kaza yaptım. Arabayla bir kıza çarptım. Kızı da alıp evime götürdüm. Aynı hikaye. Vaktiyle Melike kızımız da aynı biçimde içimize sızmıştı. Doğrudur hünkârım. Ben sizin yaşadığınız bu vakayı bildiğimden gayet tedbirli davrandım. Kız da harekete geçmedi. Lakin siz evime asker gönderdiğinizde harekete geçti. Beni koruyacağını, beraber kaçmamız gerektiğini teklif etti. Ben de hünkârım, işin ucunu görebilmek maksadıyla kızın dediklerini dinledim. Sonra hünkârım, bana bir sahte ölüm oyunu tertip edeceklerini, bu oyunu oynamam gerektiğini söylediler. Ben de oyunu oynamaya karar verdim. İşin içinde kim varmış? Tabii ki Hackler. Tabii ki Hackler hünkârım. Lakin Hackler bir başına değil. Aynı zamanda kız, Karaso ve Sebahattin de var. Kız hem Hackler'a hem de Sebahattin'le Karaso'ya çalışıyor hünkârım. Hünkârım, sahte patlamada da anladım ki sizi cenazede öldürecekler. Halil Halit Bey de camide suikast yapılacağı istihbaratını getirdi Hakan'ım. Ben de şöyle düşündüm hünkârım. Sizi cenazeye giderken yakalayıp gerçekleri anlatabilirdim. Şimdi siz onların içinde olacaksınız. Evet hünkârım. Ben onların içinde olacağım. Ve bütün onların oynadıkları oyunun malumatını size bildireceğim hünkârım. Hünkârım, müsaade buyurunuz. Zannımca hala daha sarayın içinde devlet düşmanı kefereler, kepazeler bulunmakta. Müsaade buyurunuz hünkârım. Bütün bu devlet düşmanı kefereleri, bütün bu devlet düşmanı kepazeleri önünüze sereyim. Müsaade buyurunuz. Ahmet Paşa. Mahmut Paşa'yı aldığımız yerde duralım. Emredersiniz Hakan'ım. Tanrımız Rab, Horev'de bize bu dağda yeterince kaldınız. Haydi kalkın. Arabada dağlık bölgede, Şefera'da, Negev'de ve Akdeniz'deki bütün komşu halklara, Amorların dağlık bölgesine, Fırat kenarındaki Kenanlılar ülkesine ve Lübnan'a gidin dedi. Bu toprakları size verdim. Bu topraklar bizim. Biz buraya kendi topraklarımızı almaya geldik. Tanrınız Rab, bu ulusları elinize teslim ettiğinde, onları bozguna uğrattığınızda tümünü yok edin. Bu uluslarla asla anlaşma yapmayacaksınız. Onlara asla acımayacaksınız. Asla anlaşma yapmayacağız. Ve andolsun ki asla, asla acımayacağız. Acımak yok. Ama Abdülhamit'e eskisi kadar kolay yaklaşamayız. Düzenlediğimiz iki suikastten de kurtuldu. Şu anda daha sıkı korunuyor. Şimdi belki olmaz. Senden uzun vadeli planımızı hazırlamanı istiyorum. Böyle ilmek ilmek öleceğiz. Abdülhamit, kafasına kurşun yediğinde şöyle düşünmeli. Bu zamana kadar nasıl oldu da bunu fark etmedim? Bugüne kadar buraya kim geldiyse, karşısına kim çıktıysa alt etmeyi başardı. Ama bu sefer mağlup olduğunu anlamadı. O günler pek yakın Bayektir. Merak etmeyin. Dinamitler emniyette mi? Evet. Güzel. O zaman senin büyük tertip için hazırlanmanı istiyorum. Madem ki Abdülhamit ölmedi, ölüme direndi, o vakit başkalarının ölümünü izleyecek. Ha, bu arada
Mahmut Paşa'yı sefarete getirin emniyetli bir şekilde. Hünkârım, ben size ihanet etmedim. Biz size ihanet ettiniz demedik paşa. Lakin ne olursa olsun gizli vesikalar sizden sızdı. Doğrudur hünkârım. Gafil avlandım. Tedbirli davranmama rağmen gafil avlandım. Lakin hünkârım, bana müsaade buyurunuz. Bugüne dek yaptığım hataları size affettirebilmek için bir harbin içine gireyim. Hünkârım, bana inanmıyorsanız, emin olmak istiyorsanız ilk olarak kendi öz evladımı, Sebahattin'i size getireyim. Hünkârım, vallahi de billahi de ben devletin aleyhine olan herkesin karşısındayım. Biz isteseydik Sabahattin Efendi'yi getiremez miydik paşa? Önümüze atmaz mıydı hafiyelerimiz? Muhakkak hünkârım, muhakkak. Sabahattin Efendi'ye izin veriyoruz paşa. Madem devlete ihanet edilecek, o da bizim içimizden çıksın istiyoruz. Buna müsaade ediyoruz. Gün gelmesin, gün görmesinler, lakin olur ya, karşı taraf kazanırsa yine bizden birileri olsun devletin içinde. Kötü tarafta olsalar bile damarlarındaki kan en mühim anda devreye girer ve büyük yıkım kararını almaktan vazgeçerler. Anlıyorum hünkârım, anlıyorum. Size bu harp iznini veriyorum. Düşmanın içinde olacaksınız. Ahmet Paşa ile tertibinizi yapın. Nasıl haberleşeceğinizi konuşun. Sizden mühim faydalar bekliyorum. Allah sizden razı olsun hünkârım. Bana bu fırsatı bahşettiniz. Allah razı olsun. Emredersiniz. Kızım, hazırlıkları tamamladınız mı? Mahcup olmayalım. Merak buyurmayınız Sultan. Hazırlıklarımız tamam. Güzel, güzel. Naimeciğim, sen Hafız Fatma Hanım'a haber verecektin Kur'an okuması için. Kızım, haber verdin mi? Naime. Hafız Fatma Hanım'ı soruyorum sana kızım. Çağıracaktın, haber verdin mi? Tamamen aklımdan çıkmış anne, kusura bakma. Ben hemen alakadar olurum. Hayır, sen otur. Kızım sen git, haber ver Hafız Fatma Hanım'a. Hadi. Emredersiniz Sultan. Anneciğim ne olur kusura bakma, gerçekten aklımdan çıkmış. Önemli değil. Ama seni bu kadar düşündüren mevzu nedir? Onu merak ediyorum. Şimdi bunu söylemenin hiç sırası değil biliyorum. Lakin ben söylemeden duramayacağım. Hani şu ablamın geçen gün gittiği ev var ya. Evet. Kapısından çıkarken fenalaştı. Evet. İşte o evde Zişan adında muhacir bir kadın oturuyormuş. Evin kirasını da ablamın zevci Ali Nurettin Efendi ödüyormuş. Sen nereden biliyorsun bütün bunları? Hafiye mi tuttun yoksa yine? Hayır. Muhafız gönderdim. Ablamın bizden bir şey sakladığını biliyordum çünkü. Düşünsene. O hep övdüğü evliliği aslında bir yalandan ibaretmiş. Naimeciğim, nasıl bu kadar emin olabilirsin? Belki Ali Nurettin Efendi sadece yardım etmek için kirasını ödüyordur. Belki ablan da aynı sebeple oradadır. Hayır anne. Hatırlasana o evden çıktığında ne kadar üzgündü. Bence ablam da mevzuyu biliyor. Ve hepimize yalan söylüyor. Bir daha ağzından bununla ilgili kelimeler çıktığını duymayayım Naime. Bu yakışıksız mevzuyu bir daha açmayacaksın. Eğer ablanın evliliğinde bir sıkıntı varsa, o bize anlatmadığı takdirde bizi asla alakadar etmez. Kahvelerinizi getirdim Sultan. Gel kızım.
Anlatırız Halil Halit Bey. Bombalama istihbaratını nereden aldınız? Hünkârım, Ahmet Paşa'yla tetkik ettiğimiz bir meseleydi. Mahmut Paşa'ya yapılan suikaste kullanıldığını öğrendik dinamitlerin. Peşini bırakacaktık ki Asaf yeni bir istihbaratla geldi. Dinamitleri camiye yerleştirmişler. Ben de derhal camiye gittim. Sonrası malumunuz. Dinamitler bulundu mu? Maalesef hünkârım. Hafiyeleri gönderdim tetkik etmeleri için. Lakin bulamadılar. Mahmut Paşa bize bir istihbaratla geldi. Caminin dinamitlerle patlatılacağını söyledi. Canımıza kastedileceğini söyledi. Lakin siz dinamitleri bulamadığınızı söylüyorsunuz. Evet hünkârım. Dinamitleri bulamadık. Lakin daha evvel orada olduklarına dair kanıtlar bulduk. Barut ve fitiller vardı. Seyyar bir şekilde getirilmiş. Tuzaklarının boşa çıkacağını anladıklarında da apar topar gitmişler. Lakin arkalarında dinamitlere dair kanıtlar bırakmışlar. Mahmut Paşa doğru söylüyor o zaman. Mahmut Paşa'nın verdiği istihbarat doğrudur hünkârım. Halil Halit Bey, o dinamitleri bulunuz. Bize karşı kullanılmasa bile milletimize karşı kullanılabilir. Emredersiniz hünkârım. Siz kalınız Ahmet Paşa. Ahmet Celaleddin Paşa, Akabe'ye gidecek askerleri bizzat sizin eğitmenizi istiyorum. Hepsi en az sizin kadar kabiliyetli ve cesaretli olmalı. Çöl şartları zordur. Herkes o iklime uyum sağlayamaz. Askerleri seçerken bunları göz önünde bulundurunuz. Hepsine gayri nizami harp taktikleri öğretiniz. Hiçbiri nereye gideceğini bilmeyecek. Akabe'ye gideceklerini eğitimleri bittikten sonra öğrenecekler. Emredersiniz Hakan'ım. Nasim Paşa'm, siz de avcı taburundan bir müfreze asker seçin. Emredersiniz hünkârım. Akabe bizimdir. İnşallah bizim kalacak. İnşallah. Bana bakın, bu iş böyle gitmez. Yapamıyorsak, bu yükün altından kalkamıyorsak müsaade isteyip gidelim. Kasa kasa dinamit soktular lan içeri. Ağzımız açık baktık. Sakin ol beyim. Elimizden geleni yapıyoruz. Elimizden gelen bu mu lan? Hünkârımız bize canını emanet ediyor, canını! Namussuzlar öldürmek için saldırıyor, gücü yetmeyen de ölsün diye dua ediyor. Ulan Namık kim ya? Bir kıl kuyruğun hakkından gelemedik be! Elif İngiliz istihbaratıyla iş tutuyor. Ne yapalım beyim? Çarpışılacaksa çarpışıyoruz. Vurulacaksa vuruyoruz. Ölünecekse de ölüyoruz. Dinamitleri bulmak için talan ettik her yeri. Mahmut Paşa'mızı katletti kefereler. Biz de dinamitleri onun için getirdiler sandık. Lan laf ola beri gele ya! Ağır ol Tatar, ağır ol. Sizin koridoru inletiyor. Kusura bakma beyim. Mahmut Paşa yaşıyor. Çok şükür. Hamdolsun. Bu sır burada kalacak. Ölmemiş değil mi beyim? Yaşıyor dedik ya Asaf. Siz camiye tekrar gidip ortalığı bir daha bir tetkik edin. Ettik dayı. Sana söylediğimizden başka hiçbir şey yok. Gören, duyan? Yok dayı. Adamların elinde dinamit var. İllaki kullanacaklar. İngiliz istihbaratı onları boşuna getirmedi. İyi de dayı, nasıl bulacağız? Ne iz var, ne malumat. Namık nerede Asaf? Bıraktım orada beyim, mekanda. Gidelim o vakit. İpin ucu elimizde. Şu Namık'ın dilini çözelim bu sefer. Mahmut Paşa? Ölü olmak nasıl bir iz? Bay Hagel, şahane bir his. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz ama ortalıkta sizi hisseden hiç kimse olmuyor. Hayalet gibisiniz yani, tam bir hayalet. Bı, bı, bı. Mahmut Paşa, sizi ciddiyete davet ediyorum. Ben de tam onu diyecektim Bay Hagel.
Madem yeni bir cephe açıyoruz, o halde müsaade ediniz de ben de Abdülhamit'e karşı savaşabileyim, değil mi? Abdülhamid'i en iyi bilenlerdendir Mahmut Paşa. Eminim bize faydası olacaktır. Bayan Frida, Bayan Frida. Güzel sözleriniz için teşekkür ederim. Lakin elbette ki benim de kendimi emniyette hissetmem lazım. Değil mi? O bakımdan burada kalsam iyi olur. Doğru. Başka çaremiz yok. Sefarethanede kalmanız en doğrusu. Bir çeşit yarı hapishane gibi. Buna razı gelebilecek misiniz? Benim için hiç mesele değil. Yeter ki getirdiğiniz yemekler iyi olsun. Yemeği biraz seviyorum da. Hadi söyleyiniz bakalım. Planımız nedir? Şimdilik Rus ve Avusturya imparatorlarının buluşmasından çıkacak kararı bekliyoruz. Mürstek. Evet. Demek Abdülhamit'in bundan da haberi var. Bay Heckler, Abdülhamit'in her şeyden haberi var. Mahmut Paşa, sizden öğreneceğim çok şey var. Pek kıymetli zevcim, mektubunuzu aldım. Sıhhatimi sormuşsunuz, iyiyim hamdolsun. Şeker dokunuyor mu? Beyim az şekerli seviyor. Alıştım, ben de hep öyle yapıyorum. Benim beyim de şerbeti az şekerli sever. Beyinizin ismi ne demiştiniz? Ali Nurettin Efendi. Ali Nurettin, bu çirkin vaziyete daha fazla katlanamayacağımı bilmeni isterim. Bizzat gidip o kadını gördüm. Abla. İyi misin sen? Ağlamış görünüyorsun. Yok. Ali Nurettin'e mektup yazıyordum da duygulandım biraz. Özlemişsindir tabii. Kolay değil bu kadar ayrı kalmak, hele de bu kadar severken. Bilhassa kızımı çok özledim. Sen bir şey mi söyleyecektin bana? Seni merak ettim. İyi misin diye sormaya geldim. O evden çıkarken çok kötü görünüyordun. İyiyim Naime. Teşekkür ederim. Rica ederim. Eğer senin de müsaaden olursa o eve ben de yardımda bulunmak isterim. Tabii malumat verirsen. Lüzum yok. Ben gerekeni yapıyorum. Çıkarın beni buradan! Duymuyor musunuz? Beni bırakın diyorum! Boşuna çabalama. Onların gözünde şu fareler kadar değerimiz yok. Ben Ali Nurettin Efendi'nin zevcesiyim. Ben sakinleştiririm şimdi onu. Çıkarın beni buradan. Duymuyor musunuz? Ali Nurettin de kim? Kocasıymış madam. Baksanıza kadın öyle söylüyor. Beni bırakın diyorum. Nasıl olur? Marco'ya sadece muhacirlerden kimsesiz olanları bul getir dedim. Kadın belki yalan söylüyordur. Yani Ali Nurettin Efendi diye biri yoktur. Umarım. Yoksa başımıza büyük dert açılır. Paşam. Paşam, paşam iyi misiniz? Başım döndü. Paşa iyi misiniz? Başım döndü. Siz istirahat ediniz. Bizler gidelim. Gecikmeyelim. İsmail Paşa'nın vaziyeti nedir? Saraya geldiğimde hekimler malumat verdi hünkârım. İyiymiş. İyiymiş.
Biz bir suikastin göbeğine gidiyoruz. Bütün paşalar orada, lakin İsmail Paşa rahatsızlanıyor. Benim de dikkatimi celbetti paşa. Bir ziyafete davet ediliyorsunuz. Misafirlerden biri yemeği yemiyor. Çünkü yemekte zehir olduğunu biliyor. İsmail Paşa'nın bombalardan haberi mi vardı? Şimdilik sadece şüphe etmek lazım Tahsin Paşa. Ahmet Paşa haklı. Lakin sırf rahatsızlandı diye kimseyi suçlayamayız. Ahmet Paşa. Emredin Hakan'ım. Zülüflü İsmail Paşa'nın peşine mahir hafiyelerinizden birini takınız. Nereye gidiyor, kimlerle görüşüyor bize rapor etsin. Emredersiniz Hakan'ım. Haber var mı? Henüz yok efendim. Peki. Neden bu kadar önemli? İki imparator buluşuyor, Goldschmidt. Dünya tarihinde iki imparator kaç kere bir araya geldi? Ha? Osmanlı'yı bitirmek için buluşuyorlar. Avusturyalılar hala Viyana'nın korkusunu üstlerinden atabilmiş değil. Ruslarsa Osmanlı'nın dirilip yeniden Kırım'ı ele geçirmelerinden korkuyor. Bu sebeple Rumeli üzerinde Osmanlı'yı bastıracaklar. Biz masanın neresinde olacağız? İki devletin bürokratlarıyla da konuştum. Onlara bir söz verdim. Ne sözü? Abdülhamit'i oyalayacağımı, buluşma esnasında onun dikkatini başka bir yere celbedecektim. Yaptım da. Karşılığını? Karşılığında bir karar almalarını istedim. İki imparatorun birlikte alacakları bir karar. Abdülhamit'in unuttuğu bir hikayeyi hatırlatacağım. Uykularını kabusa çevirecek bir hikaye. Zişan'ı takip etmeni istiyorum. Kimle görüşür, ne yapar, o eve kim girip çıkar, hepsi hakkında malumat edinmek istiyorum. Emredersiniz sultanım. O Zişan denen kadının kimsesiz olduğuna emin misin sen, Marco? Kadın bir muhacir. Sadece iki senedir payitahttaymış. Burada hiçbir akrabası yok. Ama kadın Ali Nurettin Efendi diye biriyle evli olduğunu söylüyor. Ali Nurettin Efendi mi? Bu da kim? Saraydaki diğer kızım. Ben çağırdım. Gülcemal'in şu sıra dikkat çekmemesi lazım. Konuşmalarınızı duydum madam. Ali Nurettin Efendi diyordunuz. Bugün sarayda da ondan bahsediliyordu. Öyle mi? Anlat. Kim bu Ali Nurettin? Zekiye Sultan'ın zevci. Ama payitahtta gizlediği başka bir zevcesi daha varmış meğer. Zişan diye bir kadın. O halde kadının dediği doğru. Eyvallah olsun. Ne yapacağız madam? Bizi bulacaklar. İdam edecekler. Bağışlayın madam. Herkesten gizlendiği için duymadım demek. Bu Zişan denen kadının ölüsü de, dirisi de başımıza bela olacak. Gez ağları. Bırak beni gideyim. Vallahi ben İngilizlerle çalışıyorum. Seni çok zengin ederim. Sus lan! Bırakayım da dayı mı sıksın kafama? Bizi iyi bilmişsin aslanım. Namı'yı burada bulamasaydık kafana sıkardık. Ne yaptınız dayı? Bulabildiniz mi? Kötü bir şey yoktur inşallah. Kötü bir şey olmadı ama
Dinamitleri bulamadık Namık. Vallahi ben doğruyu söyledim. Hadi zırlama lan. Dinamitler nerede Namık? Vallahi bilmiyorum dayı. Bilmiyorsun. Lakin öğrenebilirsin değil mi? Öğrenirim dayı. Bırak beni gideyim. Öğrenir hemen geri gelirim. İyi. Git öğren gel o vakit. Biz yine de tedbirimizi alalım değil mi dayı? Alalım Söğüt'le alalım. Namık bu. Sözünü unutur yoksa. Geç. Aç ağzını. Aç lan. Neden? Aç dedim lan sana aç. Yut yoksa boğulursun. Yut dedim. Ne verdiniz bana? Zehri verdim Namık. Eğer 24 saat içinde bize dinamitlerin yerini söylemezsen... ...pan zehirini bulamadan öleceksin. Hadi vaktin daralıyor. Mermi gibi git, mermi gibi gel. Hadi! Dayı neydi o? Söğütlüğe sor. Meğen köküne biraz baharat kattım Asaf. Hiçbir şey değil, merak etme. Sonuçta ciddiyetimizi anlasın değil mi dayı? Anlasın tabii Söğütlü. İnşallah işe yarar. Çıktık o kuyruk. Allah belanızı versin lan sizin. Ne oldu birader? İyi misin? İyi değilim. Zehirledi şerefsizler. Hekime götüreyim seni. Git içine. Aklın zehirlenmiş senin, aklın. Gidelim. Sizler ordunun en gözde zabitlerisiniz. Buraya sizleri Hakan'ımızın emriyle topladım. Gayri nizami harbi anlatacağım. Paşam, Yunan harbinde biz mektepteydik. Mektepte bize bunlar öğretilmedi. Gayri nizami harp mektepte öğretilmez. Gayri nizami harp cepheye giderken tertiplenir, lakin cephede öğrenilir. Gayri nizami harp az kuvvetle büyük başarılar kazandırır. Lakin harbe girmeden evvel en mühim şey istihbarattır. Biz bu idmanları neye yapıyoruz paşam? Bir vazifeniz olacak. Hakanımız hepinizin hazır olmasını istedi. İstihbarat faaliyetleri efradı ahaliden muhbir, köy bekçileri, subaşıları olmak üzere bu üç vasıtayla malumat edinilebilir. En mühim iş muhbir kazanmaktır. Şimdi soruyorum. Bir muhbiri seçerken nelere dikkat edersiniz? Ben olsam kaypak bir tip seçerim paşam. Muhbirlik edip bilgi satacak biri kaypak olmalı. Hata bir. Karaktersiz kaypak birini seçerseniz gün gelir sizi de satar. Gider karşı tarafa muhbirlik yapar. Tam tersi. Muhbirimiz karakterli biri olmalı. Paşam böyle birini nasıl kazanacağız ki? Böyle biri neden bize muhbirlik etsin? Evvela derdinizi doğru anlatacaksınız. Ne istediğiniz açık olacak. Ondan sonra dostça yaklaşacaksınız ki size inansın. Bir muhbiri kazanmanın en iyi yolu onun açığını bulmaktır. Diyelim ki bir Bulgar çetesinden muhbir kazanmanız gerekiyor. Evvela adamınızı seçeceksiniz. O kişinin Bulgar çetesine ters gelecek, ihanet gibi algılanacak bir işini belgeleyeceksiniz. Artık adam elinizdedir. İstihbaratını aldınız. Çeteyi kendi mevkilerinde kıstırmak için karar vermelisiniz. Bir çete baskını için en müsait saat ne zamandır? Sabaha karşı. Hata iki. Sabaha karşı erken uyanan, açlıktan uyanan adamlar olabilir. En müsait saat gecenin ortasıdır. Herkesin derin uykuda olduğu vakit. Harekat tarzınız, taktik olarak bir eşkıya çetesiyle karşılaşan Osmanlı zabitleri evvela arazinin durumunu inceler. Kuvvetlerini çeteyi çembere alacak ve kaçış yollarını kapatacak şekilde yerleştirir. En kısa yoldan çetenin merkezine doğru taarruz edecek şekilde harekatını yapar. Dağıt bunları. Elinizdeki risalelerde
gayri nizami harbin incelikleri yazıyor. Hepsini iyi anladıktan sonra mühim olan kısımları tekrar konuşacağız. Mahmut Paşa, pek bir sıkıldınız. Sıkıldık tabii Frida Hanım. Nedir yani bu böyle otur otur? Nereye kadar? İnsan sıkılıyor. Siz Sebahattin'e haber verebildiniz mi? Haber verdim. Gelecekler. İnşallah. Size gelmiş. Ha! Getir evlat. Nedir o? Bu canımın sıkıntısını geçirecek yegane şey Frida Hanım. İyi bir yemek. Allah! Dışarıdan mı söylediniz? Evet, dışarıdan söyledim. Ne var bunda? Ne söylediniz? Kuğu eti. Ne dediniz? Kuğu eti. Kuğu eti yiyemezsiniz. Neden yiyemeyecekmişim? Gayet de yiyebilirim. Kuğu eti yiyemezsiniz. Neden yiyemiyormuşum? Ne var yani? Kanatlı bir kuş türü. Avını da parçalamıyor. Öyle. Eleş de yemiyor. İslami akaidlere göre gayet de yenilebilir. Tamam, belki tercih edilmez ama yenebilir. Olmaz, yiyemezsiniz. Ne yiyemeyecekmişim? Yiyorum işte, al. Biraz daha, al bir daha, al. Oh. Sefilim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Bay Heckler. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasıl? Buluşma oldu mu? Hem bizim hariciyemizden hem de Avusturya hariciyesinden emirler aldık. Buluşma gerçekleşti. Güzel. Size malumat vermek için buradayız. Güzel. Karar alındı mı? Alındı. Merak etmeyin. İyi, güzel. Şahane. O halde hep birlikte Abdülhamit'e gideceğiz. Yolun sonuna geldiğini anlayacak. Evet. Efendim Mahmut Paşa. Ne oldu Mahmut Paşa'ya? Kuvvet yiyor efendim. Durduramadık. Lütfen mani olun. Ah. Mahmut Paşa. Evet. Sen ne yaptın Mahmut Paşa? Ne yaptın sen? Ne var canım bunda Allah aşkına? Ne var yani? Ne var? Sizin mutfağınız kötüydü. Ben de dışarıdan yiyecek bir şeyler söyledim. Sen ne bakıyorsun bana öyle tip tip? Nedir bu haller anlamıyorum ki. Sanki babanı yiyoruz. Cezasını çekmeli efendim. Ne oluyor? Ne cezası? Ne oluyor Allah aşkına? Sanırsınız hepiniz Müslümansınız da Ramazan'da oruç yiyoruz. Nedir? Ne cezası yani? Paşa. Evet. Kuğu. Kraliyetin sembolüdür. Evet. Ve İngiltere topraklarında sadece kral ve kraliçe kuğu eti yiyebilir. Burası da İngiltere toprağı sayıldığına göre... Cezasını çekmeli efendim. Yoksa Londra'ya bildirmek zorunda kalırım. Adam hala cezasını çekmeli diyor. Ne cezası evladım? Sanırsınız kraliçenizi yedik. Ne cezası? Frida Hanım sen de bir şeyler söylesene. Ben karışmam. Paşa, kural bana da saçma geliyor. Ama yasalar işte. O yüzden size bir hafta hapis cezası vermek zorundayım. Çok saçmaymış. Lütfen. Tamam canım. Çekiştirip durma. Köy kahvesi gibi. Biz kendimiz gideriz evvelallah. Ne işi var bu kıl kuyruğun burada? Bakalım kimlerle iş tutuyor. Anlarız şimdi. Efendim bir şey duydum. Ne duydun? Dinamitler patlamamış. Doğru. Bir aksilik oldu. Ama şimdi o dinamitleri patlatıp payitahta kıyameti getireceğiz. Şimdi adamlarını topla.
3 ayrı noktada patlama yapacağız. Tamam efendim. Sen ne duruyorsun? Hadi. Gidelim Nadir Bey. Nerede bu kefere? Yürüyün. Senin taktik işe yaramadı Osman. Bu kefere bize tek kelime etmez. O zaman ölür. Kendi bilir Asaf. Nerede bu ya? Ne yapacağız beyim? Söğütlü, arkadan dolaş. Asaf! Ulan kefere, dinamitlerin yerini söylemeden sana ölüm yok ulan. Bırak lan! Durun dedim size! Bırak lan Asaf'ı! Yok, öyle kolay değil. Ölürsün Namık. Bırak hemen! Ulan hayatım benim elimde! Bana panzehir vereceksin. Yoksa sıkarım kafasına, beraber gideriz. Ulan zehir değildi o. Yalan söyledim sana. Kes lan! Panzehiri ver çabuk! Sıkarım yoksa kafasına. Tamam. Tamam, sakin. Vereceğim. Sık Söğütlü, sık! Sakin. Bırak Asaf. Bakacağım. Hayatımı bağışlıyorsunuz ya. Buradan Asaf'la beraber çıkacağız. Bu ite Söğütlü. İşte şimdi gerçekten zehir içti Asaf. Öldürdün mü lan herifi? Ne yapayım beyim? Asaf'ı götürüyordu. Bu kötü oldu Söğütlü. Şimdi nereden bulacağız dinamitlerin yerine? Asaf, biz ondan alacağımızı aldık. Asıl gitmemiz gereken yer fotoğrafçı. Dinamitle ilgili ne dönüyorsa o fotoğrafçı da dönüyor. Dayı haber verin. Fotoğrafçıya gidiyoruz. Ali Nurettin, bu çirkin vaziyete daha fazla katlanamayacağımı bilmeni isterim. Bizzat gidip o kadını gördüm.
biliyordum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah kabul etsin. Ağzınıza sağlık. Zekiye Sultan, size de hoş geldin diyemedik. Nasılsınız? Saatiniz, keyfiniz yerinde mi? Çok şükür, iyiyim. Zevciniz, kızınız nasıllar? Parsiler diye duydum. İkisi de çok iyi. Hasretlik çok zordur. En kısa zamanda Allah kavuştursun. Aa, sultanım, zevciniz göndermiş Paris'ten. Odama bırakın lütfen. Emredersiniz. Maşallah, kendi gelemese de hediyelerini gönderip gönlünüzü hoş ediyor. Öylesine sevilmek her zevce nasip olmaz. Allah muhabbetiniz daim eylesin sultanım. Hediye her daim muhabbetten gönderilmez. İnsan bazen özür dilemek için de gönderir. Naimeciğim. Daha sık gelemediği için özür dileyip zevcesinin gönlünü almak istemiştir. Öyle olmalı. Pek düşünceli damadınız. Tez vakitte döner inşallah. İnşallah. Ciğerleri zayıfmış. Virüsten çok hızlı etkilendi. Bugün yarın ölür. Çocuklarda etkisini daha yavaş gösteriyor. Ama geç de olsa sonuç kaçınılmaz. Bu hastalığın pençesinden kimse sağ kurtulamaz. Bir an evvel antikoru bulmak zorundasın Andre. Osmanlı'yı ve Kızıl Sultan'ını gözle görülmeyecek kadar küçük bir silahla yok ettiğimize hiç kimse inanmayacak. Saray muhafızları çocuğu arıyormuş her yerde. Bihdar Sultan'ın himayesindeymiş meğer. Bravo Marco, bravo. Bu kadın yetmezmiş gibi bir de çocuk bela olacak şimdi başımıza. Başka bir arzunuz var mı sultanım? Yok kızım, çıkabilirsin, sağ ol. Hafız Fatma Hanım ne kadar güzel Kur'an okudu değil mi? Senin bebeğin olduğun zaman inşallah çağırırız da tekrar okur. İnşallah sultanım. Neden öyle bir şey söyledin Naime? Zevcimin bana hediye göndermesi niçin özür mahiyetinde olsun? Yoksa bana karşı işlediği bir kabahati mi var? Zekiye Sultan. Misafirlerimizin yanında da söyledim ya. Herhalde sizi sık göremediği için özür dilemek istemiştir. Naime de bunu söylemek istedi zaten. Size sormadım. Evet Naime, cevap ver. Ne demek istedin? Sultanım, ben müsaadenizi isteyeyim. Otur Gülcemal. Kardeşi madem herkesin içinde duyurdu, hiç değilse burada hep birlikteyken açıklasın nedenini. Bence sen nedenini çok iyi biliyorsun abla. O eve de bu yüzden gittin zaten. Hatta belki Ali Nurettin Efendi'yi suçlamak yerine Zişan denen o kadını suçlamayı, ona gözdağı vermeyi tercih ettin. Yeter artık Naime. Yeter. Ablanla bu şekilde konuşmanı hiç tasvip etmiyorum. O benimle dilediği gibi konuşmakta hür ama öyle değil mi? Ben boşandığım zaman beni kınadın. Lakin ben senin gibi mutluluk oyunu oynayıp sahte bir evlilik yürütmektense onurlu davranıp boşanmayı tercih ettim. Thank you.
Bu yaptığın çok ayıptı Naime. Söylediklerini sana hiç yakıştıramıyorum. Ablandan özür dilemeden benim yanıma gelme. Müsaadenizle. Biz buldunuz mu Söğüt'ü? Bulduk dayı. Güzel. Namık'ı bırakmayalım. Namık öldü dayı. Asuf esir aldı. Sonra da zehri tercih etti, geberdi. Nasıl bulacağız Söğüt'ü? Dinamitlerle tek bağımız oydu. Dayı takip ettik. Bir fotoğrafçıya girdi. Pere civarında. Ben de sana onu haber vermeye geldim. Orayı basacağız. Siz tedbir alın. Ben bizzat gideceğim. Tamam dayı. İyisiniz ya İsmail Paşa. İyiyim hünkârım. Yediğim bir şey dokundu kanımca. Perhiskâr olmalısınız. Belli bir yaştan sonra dikkat etmelisiniz. Buyurunuz İsmail Hakkı Bey. Hünkârım. Buyurunuz oturunuz. Buyurun hünkârım. Eyvallah. O nedir hünkârım? Hanedan mensuplarına ait bir albüm. Murat Hüdavendigâr. Hazreti Mevlana'ya karşı hususi bir muhabbet beslenmiş hünkârım. Malumunuz Hazreti Mevlana da Hüdavendigâr lakabıyla anılırdı. Bu sebeple bu lakabı almış şehit padişah. Allah şehadetini kabul etsin. Amin. Kosova'yı bize vatan bıraktı. Üçüncü Mustafa Han. Sürat Topçu Birliği'ni kurmuş. Hünkârım, malum haliniz Üçüncü Mustafa Han zamanında Memaliki Osmaniye'de birçok cami yaptırıldı. Lakin sultanın kendi hazinesinden yaptırdığı üç cami var ki İsimleri hakikaten çok malidar. İlkini Valide Sultan aldı. İkincisini Ecdad aldı. Üçüncüsünü ise Abdal aldı buyururmuş. Niçin öyle söylemiş peki? Hünkârım, evvela Üsküdar'da Ayazma Camii'ni yaptırmış. Ve validesinin adını vermiş. Daha sonra yıkılan Fatih Camii'ni yaptırmış. Ve onu da Ecdad aldı buyurmuş. Nihayetinde yine güzel bir cami yapmak için niyetlenmiş ve Laleli Camii'ni yaptırmış. İsmail Hakkı Bey, onun adı? O cami adını Laleli Baba'dan alır. Nihayetinde Sultan yaptırmış olduğu bu üç camiye de kendi adını vermemiş hünkâr. Lakin yaptığı hayır hasenat işleriyle namı hep yürümüş. Kendi döneminde yazdığı bir şiir var ki, o gün mü yazılmış, bugüne mi söylenmiş, anlamak zor. Yıkılıptır bu cihan, sanma ki bizde düzele. Devlet çarhı deni verdi, kamu müttezele. Şimdi erbab-ı saadette gezen hep o hazele. İşimiz kaldı hemen, merhameti lemyezele. Yani diyor ki Mustafa Han, dünyanın düzeni zaten bozulmuş. Benim saltanatım da düzelecek sanma. Felek devletin işlerini basit kimselere verdi. Şimdi saadet kapısında gezenler hep o yüzsüzlerdir. Yani bizim işimiz Allah'ın merhametine kaldı buyurmuşlar. O zaman da, bu zaman da devletin içinde kendi menfaatini düşünen devlet adamları olmuş. Hmm.
Bu albümü size hediye etmek isterim İsmail Paşa. Hususi bir albümdür. Dediğim gibi hanedan azalarında bulunur. Neticede siz de hanedandansınız. Bu albümdekiler dedelerimizdir. Bir nüshası bende var. Ara sıra açıp dedelerimin yüzüne bakarım. Niçin hünkârım? Onlara bakacak yüzüm var mı diye paşa. Onlara bakacak yüzüm var mı diye. Evet. Bakalım Ahmet Paşa'nın sözünü ettiği menfez nerede? Şuradan başlayalım. Haklı çıktı. İşte menfez. Ahmet Paşa haklıymış. Biz devletimize hizmeti zindanda bile yaparız. Evelallah. Şunu kapatalım. Nasılsa gelip her şeyi anlatacaksın bana. Emredin şehzadem. Sana küçük bir hediye vermek istedim Meziyet. Neden zahmet ettiniz şehzadem? Çok güzel. Yazdıkça beni hatırlarsın. Sizi unutmam mümkün değil ki şehzadem. Çok teşekkür ederim. Ne zaman gidiyorsun? Akşama doğru. Allah yolunu açık etsin. Amin. Siz de Allah'a emanet olun. Müsaadenizle. Meziyet. Sana bir soru sormak isterim. Neden hiç tanımadığın biriyle evlenmek istedin? Sultanımız öyle münasip görmüş. Bana da kabul etmek düşer. Peki ya sen? Senin hiç mi hayalin yok? Küçük bir kızken tıpkı masallardaki gibi beyaz atlı prensin gelip beni bulacağını hayal ederdim. Ne
masalların gerçek olmadığını anlayacak kadar büyüdüm artık. Müsaadenizle. Zekiye Sultan içeride mi? Evet sultanım. Yalnız kalmak istiyormuş. Zekiye Sultan. Girebilir miyim? Konuşacak vaziyette değilim Bidar Sultan. O halde sadece dinleyin. Bunu size söylemek zorundayım. Lütfen. Buyurun. Dinliyorum. Zekiye Sultan, Naime adına sizden af dilemek istiyorum. Naime'yi yaramaz bir çocuk gibi arkanıza saklamaktan vazgeçin Bidar Sultan. Söylediklerinin, yaptıklarının mesuliyetini alacak kadar büyüdü. Haklısınız. Muhakkak gelip sizden kendisi de özür dileyecektir. O da olanlara çok üzüldü. İnanın ben sadece... Siz sadece her vakit yaptığınız gibi onu korumaya çalışıyorsunuz. Naime'nin üzgün olduğunu hiç zannetmiyorum. Bilakis benim mutsuzluğumdan, ihanete uğramamdan memnun olmuştur. Geçmişte de böyleydi. Kendisi boşandığı için benim de boşanmamı isteyecek kadar cüretkardı. Bakın. Geçmişte bazı münakaşalarınız oldu biliyorum. Lakin bunun onunla bir alakası yok. Evet. Bu mevzu Ali Nurettin'le benim aramda. Sizi de Naime'yi de alakadar etmez. O yüzden lütfen karışmayın. Buyurun. Buyurun beyler. Buyurun. Buyurunuz. Majesteleri. Öyle güçlü bir rüzgar esmiş olmalı ki üçünüzü birden karşıma getirmiş. Bu rüzgarı fırtınaya çevirmemek sizin elinizde. Merak buyurmayınız. Osmanlı gemisi öyle bir gemidir ki en güçlü fırtınalarda dahi sağ salim kıyıya ulaşmıştır. Ne istiyorsunuz? Bunu size Rus sefiri izah edecek. Majesteleri, Rumeli'de yaşanan isyanlar, Osmanlı çeteleri tarafından öldürülen Hristiyanlar... Hangi çeteler? Benim bildiğim Rumeli'de eli silah tutan bir Osmanlı askeri var. Bir de onun karşısında Hristiyan başıbozuk çeteler. Devlet meşru müdafaa hakkını kullanmış, isyanı bastırmıştır. Şimdi böyle bir lafa müsaade etmem. Neticede Rumeli'deki nizamın bozulması Avusturya ve Rus devletlerini huzursuz etmiştir. Bu sebeple Murstek'te iki imparator bir araya gelip bu meseleyi görüştüler. Düşmanlığınız o kadar ileri vardı ki birbirine rakip olan iki imparatoru Osmanlı karşıttığı bir araya getirdi. Majesteleri. İkisini anlıyorum da siz niçin geldiniz Bay Heckner? Görüşmede alınan bazı kararların tatbiki için İngilizler bize yardımcı olacaklar. Hangi kararlar? Müsaadenizle onu ben izah edeyim. Osmanlı ile Rumeli'ye dair imzalanan Viyana programına uyulmadığı tespit edildi. Rumeli'de yaşayan Hristiyan halkların tüm haklarının
Osmanlı tarafından teslim edilmediği görülmüştür. Ayrıca ekonomik hürriyetleri kısıtlanmış, idareciler kendi içerilerinden çıkmamıştır. Bu da Rumeli'de bazı olaylara sebep olmuş. Ve de yapılması gereken ıslahatlar hep ertelenmiştir. Ne istiyorsunuz? Uzatmayın. Kanuni esasiyi yürürlüğe sokmanızı istiyoruz. Eğer kanuni esası tam olarak tatbik edilirse Rumeli'de yeni ıslahatlara gerek kalmayacak. Kanuni esası tam anlamıyla ihya olursa meclis devletin yapması gereken ıslahatları tamamen yapar. Majesteleri, İngiliz, Avusturya ve Rus hükümetlerinin kat'i ikazıdır. Kanuni esasiyi yeniden yürürlüğe sokunuz. Vaktiyle meclise lüzumlu gören bu devletin iradesidir. Sonrasında lüzumsuz gören de bu devletin iradesidir. Eğer meclis açılacaksa buna yine bu devlet karar verir. Biz hiçbir mecburiyete mecbur kalmayız Bay Hekler. Mutlaka bir çıkış yolu buluruz. Akabe meselesinde olduğu gibi. Akabe Kalesi'nde askerimiz mevkisini koruyor. Size bir haber. Akabe'ye yeni askerler gönderiyoruz. Esir düşmek ölmekten daha beterdir. Koruduğunuz mekanda uyanık olmak boynunuzun borcudur. Ölürseniz size soru soramazlar. Lakin esir düşerseniz size öyle bir soru sorarlar ki işte o vakit mesele başlar. Devletinize ihanet etmenizi isteyecekler. Neticede hepinizin canı tatlıdır. Devletin hususi askerlerisiniz. Devlet size hususi vazifeler verecektir. Bildiklerinizin önemi artacak. O vakit esir düşerseniz devlet esir düşmüş olacak. Öleceksiniz. Asla esir düşmeyeceksiniz. Madam. Madam müjde. Doktor Andre virüsün antikorunu bulmuş nihayet. Bu harika bir haber Anna. Hastaların iki tanesinde işe yaramış ilaç. İyileşmişler. O zaman hastalığı yayma vakti geldi. Peki bu iyileşen hastalar arasında Zişan ve o çocuk Sinan var mı? Hayır madam. Bu ilacı denediği hastalar onlar değilmiş. Ama onlar üzerinde de denersek iyileşirler. Öyle değil mi? Bu mümkün. Ama ikisi de iyileşirse konuşur. Onlardan hemen kurtulmamız gerekiyor. Fakat kimseyi peşimize takmadan bunu nasıl yapacağız? Madam. Gel Dilruba. Ne oldu? Sarayda fırtınalar kopuyor madam. Bu Ali Nurettin Efendi ve onun gizli evliliği hakkında. Bu kadını araştırmak isteyeceklerdir madam. Demek sarayda fırtınalar kopuyor ha? O fırtına benim yaratacağım kasırganın yanında hiç kalır. Aklınızda bir fikir mi var madam? Hem de nasıl bir fikir? Önce Abdülhamit ve ailesinin itibarını yerle bir edeceğim. Sonra da hepsini mezara göndereceğim. Misafirlerimiz Zişan ve Sinan da bana yardım edecekler. Abdülkadir, müsait miydin? Tabii validem. Gelsin.
Sana bir şey sormak istiyorum. Sence ben sizlere karşı aşırı korumacı mı davrandım? Nereden çıktı şimdi bu? Yani düşünüyorum da... yaptığınız hatalardan ders çıkarmadan sürekli tekrarlamanızda acaba benim de bir payım olabilir mi? Ne yaptın Ayme? Son zamanlarda ben bir şey yapmadığıma göre kesin o bir şey yaptı. Hayır. Naime ile bir alakası yok. Neticede yaptığınız hataların bedelini ödüyorsunuz. Biliyor musun validem? Ben de tam bunları düşünüyordum. Doğru olanla yanlış olanı nasıl ayırt edeceğim? Doğru kararları nasıl alacağım? Ne yazık ki benim buna verilebilecek doğru bir cevabım yok. Biliyorsun ben de birçok hatalı karar aldım. İnsan bunu düşününce hatalete düşüyor. Herhangi bir mesele için adım atmak istemiyor. Senin kararsız kaldığın bir mesele mi var? Nedir? Meziyet. Meziyet mi? Meziyete karşı duyguların mı var? Bilmiyorum validem. Yazdıklarını okumak, onunla muhabbet etmek hoşuma gidiyor. Peki ya meziyet? Onun da sana karşı duyguları var mı? Onun sevgisinden ve sadakatinden asla şüphe duymuyorum. Ruhunun güzelliği yüzüne yansımış. Bak oğlum. Meziyet iyi kalpli. İsmi gibi meziyetli bir kız. Lakin... Lakin başka biriyle evlenecek. Evet. Biliyorum. İstesem bunu durdurabilirim. Ama yine de emin olmadığın bir şeyler var. Emin olmadığım şey kendim. Yaptıklarım. Daha önceki tercihlerim. Ya yine yanlış karar alırsam? Bu sefer sadece kendimi de düşünmüyorum validem. Meziyet belki bu zaptiye amiriyle daha mutlu olacak ve ben buna mani olacağım. Bak oğlum, sevdiğiyle geçirecek bir gün için bir ömür verebilecek insanlar tanıdım ben. Aşkın olduğu yerde doğru yanlış yoktur Abdülkadir. Aşktan gelecek mutsuzluk da acı da insana hoş gelir. Aşkın her hali doğrudur. Başarılar. Aldığımız havadise göre Avusturya ve Rus imparatorları Nürnberg'te görüşmüşler. Bu görüşmeden haberimiz vardı. Lakin ne zaman olacağını bilmiyorduk. Tabii hem bu suikast meselesi hem de Mahmut Paşa meselesi sebebiyle gözümüzden kaçtı. Ne istiyorlarmış hünkârım? Kanun-i Esasi'nin tam olarak yeniden hayata geçmesini. Kanun-i Esasi kabul edildiği zaman tahta Sultan Abdülaziz vardı. Talebe-i Ulum ayaklanması oldu. Sonradan öğreniyoruz ki Talebe-i Ulum ayaklanmasının arkasında Sultan Abdülaziz'i tahttan indirenler varmış. Talebe-i Ulum ayaklanmasından sonra sadrazamını değiştiren Sultan Abdülaziz'e bir darbe yapıldı. Ardından Mithat Paşa gücü eline aldı ve Kanuni Esasiye'yi ilan etmek istedi. O günlerde biz de buna taraftar idik. Çünkü Bosna'da karışıklıklar vardı. Sırbistan ve Karadağ'la savaşa tutuşmuştu. Ardından gelen ateşkes döneminde İngiltere'nin arzusuyla bir tersane konferansı yapıldı. Buradan çıkacak olan ıslahat kararlarını kabul etmeyip biz Kanuni Esasiye'yi ilan ettik ki iç işlerimize kimse karışmasın. Sandık ki kurtuluş Kanuni Esasi'dedir. Meclisle idare edilir.
Birçok memlekette meclis idaresiyle refah artıyor. Memleketler yükseliyor. Bizde niçin olmadı hünkârım? Hakkınız var paşa. Mesela İngiltere'de. İngiltere'de meclis idaresi var. Kararların ekseriyesi oradan çıkıyor. Lakin şunu unutmayınız. İngiliz meclisinin ekseriyesi İngilizlerden oluşmaktadır. Onlar sadece ve sadece İngiliz devletinin menfaatini düşünüyor. Biz meclisi ilan ettik. Seçimler yapıldı ve mebuslar geldi. Size bir örnekle durumu anlatayım ki daha iyi anlayın. Meclis kurulduğu vakit Türk ve Müslümanların oranı 1/3 civarındaydı. Rumeli'de Sancak mıntıkasında herkesin itibar ettiği Muhtar Paşazade namında bir aile vardır. Seniçe sancağında hatırı sayılır ve sevilir. Biz meclisi kurduğumuz vakit oradan o aileden bir mebus geleceğini beklerken bir Sırp mebus geldi. Memleketin her yerinde böyle olaylar yaşandı. Mesela 93 Harbi'nde Ortodoks mebuslar Ruslara hizmet ettiler. Onlara çalıştılar. Eğer meclisimizin tamamı Türk ve Müslüman olsaydı, sadece devletimizin menfaatini düşünselerdi, o vakit bu meclis tatil edilmezdi. Lakin öyle olmadı. Hünkârım, siz hadiseler yaşanmadan evvel kanunu esasiye razı mıydınız? Elbette paşa. O vakitler Sait Paşa'ya Fransız anayasasının tercümesini yapmasını bizzat ben söylemiştim. Bir komisyon kuruldu. Başında Mithat Paşa vardı. Sanki biz en ince meseleleri tetkik etmemişiz gibi bu komisyon başka bir anayasa taslağını kabul etti. Bir ayak oyunuyla oldu bittiyle. Cevdet Paşa o vakitler komisyonda azaydı. Bizim söylediğimiz taslağı diretmiş, lakin Mithat Paşa kendi taslağının komisyondan geçmesini sağlamış. Vaktin darlığından, tersane konferansı bitmeden kanuni esasinin kabul edilmesi endişesinden dolayı bu metni kabul etmek zorunda kaldık. Biz meclisi tatil ettik. Epey uzun bir tatil oldu. Biz meclisi tatil ederken bile kanuni esasinin bize verdiği yetkiyi kullandık paşa. Saltanatımız müddetince kanuni esasinin dışında da bir karar almadık. Tahsin Paşa, kanuni esasinin ilk maddelerini okuyunuz. Emredersiniz hünkâr. Devlet bir bütündür. Saltanat ve hilafet Osmanoğullarının en büyük erkek evladına aittir. Vekillerin tayin ve azli, ecnebi devletlerle muahede yapılması, harp ve sulh ilanı, hutbelerde isminin okunması, kara ve deniz kuvvetlerinin kumandası, meclis-i umuminin toplanması ve tatili, heyet-i mebusanın feshi padişahın dokunulmaz haklarındandır. Devletin resmi dini İslam'dır. Matbuat kanun dairesinde hürdür. Genel adabı ve asayişi ihlal etmemek şartıyla diğer din mensuplarının din ve vicdan hürriyetleriyle mezhep imtiyazları tanınmıştır. Evet. Biz bunların dışına çıkmadık. Meclisin ilk dönemleri için Yahudilerden her 18.750 erkeğe bir mebusluk düşerken, Hristiyanlardan 107.550, Müslümanlardansa her 133.367 erkeğe bir mebusluk düşmekteydi. Bu da meclisi karışık bir yapıya kavuşturmuştur. Devletin menfaatine karar almak güçleşmiştir paşalar. Biz de bu sebeple meclisi tatil ettik. Şimdi isterler ki meclis yeniden açılsın, onların istediği kararlar çıksın. İngiltere gibi bir devlet olsak kolay. Lakin meclisi yeniden açmak bu devleti yıkıma götürür paşa. Eğer meclis açılırsa bu devlet 10 yıldan fazla yaşamaz. Bu sebeple buna karşıyız. Hoş geldiniz.
Buyurun. Mahmut Paşa. Buyurun lütfen, buyurun. Sana böyle muamele yapmak zorunda kaldığım için kusura bakma. Lakin kanunlar. Yoksa beni de rapor ederlerdi. Hiç önemi yok Bay Heckler, hiç önemi yok. Gerçekten, ben memnunum. Ha yukarıda oturmuşum, ha burada bulunmuşum. Nasılsa dışarı çıkamayacaktık, değil mi? Hala. Sana bir rahatsızlık vermediysek ne mutlu bize. Yo, 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 yo. Ben burada mutluyum, mutluyum. Güzel. Abdülhamit'e bir darbe indireceğiz. Ya. Nasıl? Müstek buluşması gerçekleşti. Osmanlı'dan yeni islahatlar talep edecekler. Lakin öncesinde biz kanun esasının tekrar yürürlüğe girmesini ve meclisin açılmasını talep edeceğiz. Abdülhamit'ten. Abdülhamit böyle bir şeyi asla kabul etmez. Edecek. Meclis tekrar açıldığında mebuslar vasıtasıyla istediğimiz kararları çıkartacağız. Bu da Abdülhamit'in gücünü zayıflatacak. Bay Heckler, bu rüyayı bütün muhalifler gördü. Lakin şu ana kadar hiçbiri muvaffak olamadı. Siz nasıl muvaffak olmayı düşünüyorsunuz? Osmanlı Akabe'ye bir müfreze gönderecek. Bunun meclisin ilanıyla ne alakası var? Şöyle. Kontrolden çıkmış bir Osmanlı müfrezesinin yapacağı icraatlar pekala Osmanlı'ya müdahaleyi gerektirebilir. Müfreze Akabe'ye gönderilecek. Sürgüne gider gibi. Şimdi hepsinin kafasında şu sual var. Ne suç işledik ki bunu hak ettik? Siz de bunu kullanacaksınız. Hı hı. Anladım. Peki benden ne istiyorsunuz? Onu anlamadım. Bu müfreze Balkanlarda bir yere hücum etse ve Osmanlı askeri olarak icraatta bulunsa en fazla nereden ses getirir? Güzel soru. En fazla nerede ses getirir? Düşünelim. Orası olmaz. Selanik. Selanik'te. Bay Heckler, eğer Selanik'te bir İngiliz bankasına baskın verilirse emin olunuz İngilizlere de müdahale hakkı doğar. Başarılar Bay Heckler. Bakın, müfrezeye lüzumlu yetimleri verdim. Vazifeye hazırlar. Âlâ. Akabe'ye gidecekler paşa. Evvela gemiyle Lübnan'a, oradan karayoluyla Akabe'ye. Vazifeleri nedir Hakan? Akabe kalesinin müdafası. Lakin orada zaten asker var. Bu nasıl bir müdafaa olacak Hakan'ım? Halkı kendi yanlarına çekecekler paşa. Sadece asker göndererek İngiliz'e karşı koyamayız. Halkı teşkilatlandıracaklar. Ara sıra Mısır'a geçip İngiliz garnizonlarına karşı sivil isyancı görünümünde baskın verecekler. Anladım Hakan'ım. İngilizleri orada baskı altında tutmak istiyorsunuz. Aynen öyle. Hiçbir şeyin rahat olmadığını görecekler. Sürgün mü, vazife mi? Osmanlı Devleti Akabe'ye bir müfreze asker gönderiyor. Hususi şartlarda eğitim gören bu askerlerin gönderilmesindeki maksat ne? Akabe'ye vazife için değil de acaba ölüme mi? Gitti.
istiyor. Uzun süren yolculuktan sonra çöl şartlarına alışık olmayan askerler hastalığın kol gezdiği Akabe'ye ölüme mi gönderiliyor? Bu kadar. Yazdım. Şimdi bunu bütün gazetelere gönderin. Hususiyetle askerlerin rağbet ettiği neşriyatta çıksın ki haber işitsinler. Emredersiniz Bayeklar. Abla. Niye geldin? O şekilde öğrenmeni istemezdim. Aslında gelip seninle konuşacaktım. Lakin sen üstüme gelince kendimi tutamadım. Af mı dilemeliyim senden? Bunun için mi geldin buraya? Hayır. Üzgün olduğumu söylemeye geldim. Tabii. Elbette çok üzgünsündür. Abla bak. Nasıl bir şey olduğunu ben çok iyi biliyorum. Ve o yüzden seni çok iyi anlıyorum. Lakin anlamadığım, böyle bir şeyi nasıl kabullendin? Çünkü kocamı çok sevdim. Hatalarından pişman olmasını bekledim. Yuvamız dağılmasını istedim kızım için. Kendim için ona bir şans daha verdim. Lakin o bu şansı kaybetti. Kemalettin benim için ihanetini öğrendiğim an bitmişti. Bir kez yalan söyleyen hep söyleyebilir. Bir daha Kemalettin'e itimat edemezdim. Sen kolay olanı yaptın. Öylece ayrılıp evliliğini bitirdin. Herkes senin tarafını tuttu. Temiz, mağdur, haklı kaldın. Zor olan benim yaptığımı yapmaktı. Nefsimi susturup, sabredip, hiçbir şey olmamış gibi davranmaktı zor olan. Hata ettin. Onu affetmemeliydin. Doğru. Pişman olacağını bekleyerek hata ettim. Lakin artık beklemeyeceğim. Bu mevzuyu kökünden halletmek için gereken neyse onu yapacağım. Madam, müsait miydiniz? Gel Marco. Bir mektup yazıyorum. Bitmek üzere. O kadın, Zişan, ölmüş. Ne yapmam isterseniz? Bu gece kimse görmeden cesedini evine bırakın. Bunu da başucuna koyun. Bir kusurum olduysa affedin. Hakkınızı helal edin bana sultanım. Hakkım helal olsun kızım. Sen her zaman vazifeni hakkıyla yerine getirdin. Bir ihtiyacın olursa haberim olsun. Sen de benim bir evladım sayılırsın. Yazdıklarını okumak, onunla muhabbet etmek hoşuma gidiyor. Peki ya meziyet? Onun da sana karşı duyguları var mı? Onun sevgisinden ve sadakatinden asla şüphe duymuyorum. Ruhunun güzelliği yüzüne yansımış. Meziyet.
Verdiğin karardan mutlu musun kızım? Allah böyle nasip etti sultanım. Siz böyle münasip gördünüz. Elbette benden iyi bilirsiniz. Siz de hakkınızı helal edin sultanım. Helal olsun. İnşallah çok mutlu olursunuz. Selamun aleyküm. Merhaba Halil Halit. Anlaşılan seninle sık sık görüşeceğiz. Öyle. Burayı mesken tutmuşsun. Anlaşılan sefarette işler pek iyi değil. Sefaretteki vazifem baki Halil Halit. Ama fotoğraf çekmeyi de severim. Ayrıca iki işi yapabilecek kabiliyete de sahibim. Buyur, geç. Senin de fotoğrafını çekeyim. Dükkanın giriş çıkışları tutuldu. Arkadan da kaçamazsın. Seninle konuşmamız icap eder. Hay hay. Ama önce sevdiğim işi yapayım. Öyle değil mi? Fotoğrafını çekeyim. Bu sırada da konuşuruz. Geç. Anlat bakalım. Payitahtta ne işler çeviriyorsun? Bayağı sabırsız çıktın Halil Halit. Bayağı sabırsız çıktın. Önce bir fotoğrafını çekeyim. Sonra konuşacağız. Hepsini anlatacağım sana. Aleykümselam beyim. Aleykümselam. Var mı bir hareketin? Yok beyim. Arka kapıda var mı? Yok. Çatıdan da çıkmadılar. O zaman içerideler beyim. Belli ki dayı sorguya çekiyor. Gözünüzü bile kırpmayın. Burada bekleyin. Tamamdır. Ben Nadir Bey'le arkadayım. Meziyet bizimle vedalaştı. Saraydan ayrılıyor. Sen bir karara varabildin mi? Ne yapacağımı bilmiyorum Halide. Kalbinin sesini dinle. Yerlerinize geçin. Oturun.
Sizlere vazifenizi bildirmeye geldim. Akabe'ye gidiyorsunuz. Ne olarak paşam? Rütbesiz ve sivil. Oradaki halkı teşkilatlandıracaksınız. Mısır'daki İngiliz karakollarına da baskınlar vereceksiniz. Paşam, oraya sivil olarak gidersek eğer... Ayağa kalk. Sen benim emirlerimi mi sorguluyorsun? Hayır! Mühim bir vazife var paşam. Kanuni esası ile mi alakalı? Evet. Ben kanuni esası için her şeyi yaparım. Abdülhamit bunu görmüyor. Bu memleket için en iyi idare şekli meclistir. İngilizler boşuna en güçlü devlet olmadı. Halkı kendine idare edenleri kendi seçtiğini gayet iyi biliyor. O tam olarak öyle değil. Evet, mebusları halk seçiyor ama seçilmesi istenen kişiler önlerine konuluyor. Yani halkın iradesi belirlenmiş oluyor. Bu yine de halkı memleketi için canla başla çalışmasını sağlıyor. Tamam, öyle diyelim peki. Benden ne istiyorsunuz? Şimdi paşam, siz Harbi Mektebi'nin eski komutanısınız. Şimdiki zabitlerin pek çoğuna komutanlık yaptınız. Abdülhamit, Akabe'yi bir müfreze gönderiyor. Askerler oraya sivil olarak gidecekler. İçlerinde bir adamımız var. Huzursuzlar, korkuyorlar. Oraya sürgüne gönderdiklerini düşünüyorlar. Onlara dostça yaklaş. İkna edici ol. Kaçsınlar. Selanik'e. Orada bir İngiliz bankası var. Orayı basacaklar. İngilizler onları tutuklayacak. İşlerinde bir adamımız var dediğim gibi. Bu senedi onlara verin. Tutuklandıklarında bu senedi kullansınlar. Londra'da serbest bırakılacaklar. Bütün bunlar ne işimize yarayacak? Tüm bunlar İngilizlerin Osmanlı'ya müdahalesine yol açacak. Çıkan haberi gördünüz mü? Gördük. Sürgüne gönderecekler bizi. Ölüme yollayacaklar. Bunun için yetişmedik mi? Ölmek için mi yetiştik? Bakın arkadaşlar, ben size söyleyeyim. Ahmet Paşa'nın gelip buraya anlattıkları askerlik değil, çetecilik. Asker rütbesiyle göndermeyecekler. Sıradan tebaa olarak, yani birisi ölürse hesabı sorulmayacak. Bakın arkadaşlar, oraya sivil yabancılar olarak gidersek bize hem oradaki bedeviler hem de İngilizler düşman olur. Hünkârım. Sultanım. Size kahve getirdim. Günün yorgunluğuna iyi gelir diye düşündüm. Buyurun. Sizin yüzünüzdeki gülümseme en az kahve kadar iyi geliyor bana. Sağ olun hünkârım. Bismillahirrahmanirrahim. Gazetelerde canınızı sıkan havadisler mi var? Canımızı sıkmaya gayret eden insanlar oldukça gazetelerde de havadisler oluyor. Sizin askerlerinizi, milletinizi ne kadar sevdiğinizi bilmeyen mi var? Kim inanır Allah aşkına bu haberlere? Her haberin bir alıcısı oluyor sultanım. Şu haberi niye özellikle işaretlediniz hünkârım? Bir süredir Edirne'de
koyunlar arasında bir hastalık peyda olmuş. Sebebini bulamamışlar. Koyunlar telef oluyormuş. Siz bir şeyden mi şüphelendiniz? Bu hadise başka mühim bir hadisenin başlangıcı olabilir. Dünyanın birçok yerinde salgınlara sebep olan, hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar oluyor. Bu hadise de böyle bir hadisenin başlangıcı olabilir. Allah korusun. Amin. Lakin biz tedbirimizi almalıyız. Milletimizin sağlığı, sıhhati elzemdir. Onların ihtiyaçlarını karşılamakla mesulüz. Lakin evvela canları sağ olmalı. Allah milletimizi böyle bir illetten korusun. Sizi de başımızdan eksik etmesin hünkârım. Amin. Durdur arabayı! Durdur! Şehzadem? Burada ne işiniz var? Kalbimin sesini dinledim Meziyet. Anlamadım. Biliyor musun? Bazı masallar gerçek olur. Seni saraya götürmeye geldim. Bundan böyle hep benimle ol istiyorum. Bu yaşadığım hakikat mi? Yoksa rüya mı görüyorum ben? Senin değilim. Güzelliğin. Masumiyetin kadar hakikat. Sen daha Mahmut Paşa'yı hiç tanımadın. Ne yapacağız şimdi? Size demedim mi? Bizi ölüme gönderiyorlar diye. Haklı çıktın. Eğer oraya gidersek bir daha geri dönemeyiz arkadaşlar. Ben derim ki gitmeyelim arkadaşlar. Gitmeyip ne yapacağız? İsyancı mı olalım? İsmail Paşa. Arkadaşlar İsmail Paşa geliyor. Mektebin eski komutanı. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sizi Akabe'ye gönderiyorlar öyle mi? Öyle paşam. Biz de anlamadık. Paşam, siz hep derdiniz evvela kendi emniyetinizi alın. Siz yaşamalısınız ki devleti yaşatın diye. Öyle. Şimdi bizi ölüme gönderiyorlar paşam. Bu saatte çıkacağından emin misin? Öyle konuştuk. Zindana girecek, oradaki çıkışı kullanacaktı. Geliyor. Mahmut Paşa. Paşam. Pek fazla zamanımız yok. Akabe'ye bir müfreze yollanacakmış. Lakin bu müfrezenin aklını yolda çelecekler. Müfreze Akabe yerine Selanik'e gidecekmiş. Orada da bir İngiliz bankasına baskın vereceklermiş. Böylece de İngilizlerin müdahalesinin önü açılacak. Malumat bu kadar. Mahmut Paşa, bu verdiğiniz malumat çok mühim. Selim, limana gidiyoruz, koş. Haydi. Ben sizin komutanınızım. Yani bu meseleyi işitince buraya yanınıza gelmek istedim ben. Ne yapacağız peki paşam? Gitmezsek şaki oluruz. Bir çare var.
Nedir paşam? Söyleyin, nedir? Sizlere güvenebilir miyim? Tabii paşam, tabii güvenebilirsiniz. Buyurun. Sizin için bir çare düşündüm. Selanik'e gideceksiniz. Orada bir tetişe karışacaksınız. Tamam paşam. Asarlar bizi. Asamayacaklar. İngilizlerden bir senet aldım sizin için. İngilizler sizi himayelerine alacaklar. Yok, bu böyle olmaz. Ben gideceğim. Bekle Osman. Dayı girmeyin dedi. Asaf, girmeyin dedi de üstünden ne kadar vakit geçti. Gireceğim ben. Osman, sen yine de bekle. O vakit Tatar Bey'ime de haber verelim. Giriyoruz Badağlar. Ne olacaksa olsun. Geç bile kaldık beyim. Ne yapalım, dayı girmeyin dedi Osman. Asaf, her zaman dayı lafı dinlenmez, anladın? Nadir Bey'e haber ver. 3 dakika sonra gireceğiz. Hadi. Tamamdır bey. Namık. Öldü. Bundan sonra benle beraber olmak isteyen kalsın. Haklarını almaya aynen devam edecek. İstemeyen gitsin. Onlar da haklarını alacaklardır. Madem benden memnunsunuz, kalacaksınız. Şimdi size verdiğim noktalara gidip dinamitleri yerleştirin. Nerede lan dayı? Ne yapıyorsunuz lan? Ağzını kırdıklarım. Kapının önünden ayrıldınız mı? Vallahi ayrılmadık beyim. Her şeye hesap etmişler. Bir biz de demedik Osman. Dedim ben size. Girelim dedim. Bu kadar saat sorgusu hal mi olur? Dinledik işte Osman. Dayıyı dinledik ya. E içeri girmeyin dedi. Ne yapalım? Kesin lan sesinizi. Her yeri arayın. Herkese haber salın. Bugün dayıyı bulacağız. Hadi. Tamamdır beyim. Bir plan gemisi kalkmamış. Yetiştik, yetiştik. Benim gönderdiğim kafile gemiye bindi mi? Onları Selanik gemisine binerken görmüştüm paşam. Gemide kalktı. Selim. İngiliz bankasına basacaklar. Var mı biz? Yok beyim. Her yere baktık, her yere aradık, yok. Asaf da yok. Gel birazdan beyim. Ulan nasıl yaptık bu hatayı? Nasıl kaçırdık elimizden? Adam gözümüzün önünde dayıyı kaldırdı be. Beyim, belki de dayı onu kaldırdı ha? Ulan öyle olsa niye kapıdan çıkmasınlar? Ne bileyim beyim, bir ihtimal dedim. Ne bir ses duyduk, ne bir şey gördük. Nasıl oldu bu iş anlamadım. Dinamitler yok. Dayı yok. Hiçbir iz yok. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Asaf bir şey buldun mu? Yok beyim, bulamadım. Ulan ne demeye geldiniz o zaman? Gidip arasanıza. Beyim ben herif illaki buraya gelir diye düşündüm. Ulan adam işini bitirmeden niye gelsin lan buraya? Giderken karakola uğrayın. Bütün evlere tek tek girin, haber verin. Koşsana lan, ne duruyorsun? Tamam beyim. Allah'ım. Kafire fırsat verme. Alnımızın akıyla bu işten çıkmamızı sağla ya Rabbim. Kendine geldin demek. Aslına bakarsan
Sana verdiğim ilaç normal bir insanı 40 saat uyudur. Ama görüyorum ki... sen normal bir insan değilsin. Sen... kimsin? Ben. Ben mi? Ben seni öldürecek adamım. Peşinde olduğun dinamitleri payitahtın ortasında patlatacak adamım. Rumların, Ermenilerin, Bulgarların ne kadar tebaanız varsa bütün ibadethanelerini... Neden? Ne sebeple? Siyasetimiz böyle. Devletimizin siyaseti bize ne emrederse biz de onu yaparız Halil Halit. Camiye dinamitleri neden yerleştirdiğinizi biliyoruz. Evet. O eylemimiz başarısızlıkla sonuçlandı. Abdülhamit ve ne kadar devlet erkanı varsa hepsini havaya uçuracaktık. Aferin Halil Halit. Aferin. İstihbaratın iyi çalıştı. Yapamadık onu. Ama şimdi Osmanlı istihbaratı karşımda oturuyor. Elleri, kolları bağlı oturuyor. Şimdi yapacağım hiçbir eyleme kimse karışamaz. Sakın yapma, sakın. Bak seni öldürürüm, sakın yapma. Yapacağım. Yapacağım Halil Halit. Sen de burada oturup o patlamaların sesini dinleyeceksin. Sonra da gelip senin kafana sıkacağım. Hadi. Herkes işini başına. Ne dediysem eksiksiz yapılacak. Hadi. Hakanım. Nedir bu telaş başı? Hakanım, Müfreze. Akabe yerine Selanik'e gitmiş. Paşa bu nasıl olur? Hakanım, Mahmut Paşa ile görüştük. Mühim bir malumat verdi. Heckler, askerleri ayartıp Selanik'e gitmeye ikna etmiş. Selanik'te de bir İngiliz bankasını basıp... Müdahale için zemin hazırlayacaklar. Evet Hakanım. Böylece Avusturya ve Rusya'nın ıslahat taleplerini meşru kılacaklar. İngiliz bankasının emniyeti alınsın paşa. Lakin görünür olmasın. Eğer görünür olursa... Hedef değiştirirler hakanım. Aynen öyle. İyi mi yaptık acaba? Bu saatten sonra iyisi kötüsü yok. Hep beraber karar aldık. Eğer içeride adamım olmasaydı... Ahmet Paşa'nın oraya geleceğinden haberimiz olmazdı. Şimdi hepimiz zindandaydık. Öyle paşam, sağ olun. Paşam, Selanik'e gitmedik ama... burada da İngilizlerin koruması üzerimizde olacak mı? Olacaktır. Ama benim konuşmam lazım. Benden haber bekleyin. Sizi bu işin içinden çıkartacağım. Ne oldu? Kadınla alakalı malumat mı edindin? Sultanım, Zişan adlı kadın birkaç gündür ortalarda yokmuş. Komşuları merak etmiş. Evinde hastalanıp kaldım diye endişe etmişler. Zaptiyelerle birlikte evinin kapısını kırıp içeri baktık. Kadın Hakk'ın rahmetine kavuşmuş sultanım. Aman Allah. Yanında da bu mektup vardı. Kimse görmeden evvela size getirdim sultanım. Ben Zişan. Başıma bir musibet yahut bir fenalık gelirse bilinsin ki bu Zekiye Sultan yüzündendir. Kocası Ali Nurettin'le bir süredir münasebetimiz vardı. Zekiye Sultan evime geldi ve beni tehdit etti. Beni öldürteceğinden korkuyorum.
madam. Kadının ölüsünü evde bulmuşlar. Ama şimdi ona dokunan herkes hasta olmaz mı? Olacak elbet. Hastalık kısa sürede payitahtı saracak. Korkma Anna, ilacı bizde. Kendimizi ve istediğimiz kişileri koruyabiliriz. Gazeteye git. Sabah baskısına bomba haberi yetiştirmelerini söyle. Başlığı şöyle olsun. Zekiye Sultan kocasının aşığını öldürttü. Ulan senin İngilizle iş tuttuğunu bilmeyen yok. Öyle beyim. Tutuyorum ama bizimki ticaret. Senden başka ticaret yapacak adam mı yok lan? Ona bak. Senden belli ki başka şeyler de istiyorlar, sen de yapıyorsun. Tövbe estağfurullah beyim. Vallahi yapmıyorum. Dayının nerede olduğunu soruyorsun. Malımı mülkümü yakarım. Dayıya zarar gelsin istemem. Fotoğrafçıyı bilmiyorsun yani. Biliyorum, yeni geldi payitahta. Sefaletle de içli dışlı. Ama vallahi dayının nerede olduğunu bilmiyorum. Gidip sorsam kellem gider. Benim ticaretten başka bir bağım yok İngilizlerle. Göbertirim lan seni. Göbertirim. Göbertirim. Beyim. Beyim sakin ol beyim. Beyim bırak. Bırak lan beni. Beyim. Bu it bir şeyler biliyor söylemiyor. Konuş lan. Beyim hepimiz biliriz tanırız. Adam işinde, gücünde, ticaretinde. Bırak beyim yapma bırak. Yürü git lan. Yürü git. Beyim sakin ol. Her İngiliz'e selam verenin gırtlağına mı yapışacağız? Lak lak yapma. Bir şey buldun mu? Yok. Gitme o zaman. Halil Halit. Bak sakın yapma. Suçsuz insanları öldüreceksin, bunun bedelini ödersin. Kim ödeyecek? Hem sen hem siyasetini yaptığın İngilizler. Hiçbir şey olmaz merak etme. Sen bizi düşünme Halil Halit. Biz her zaman bir çıkış yolu buluruz. Ve yaptığımız her suç cezasız kalır. Vallahi de billahi de seni öldüreceğim. Eğer tek bir dinamit patlarsa sülaleni keserim. Dinle. Sessizliği dinle. Birazdan payitahtın her tarafı bomba sesleriyle yankılanacak. Ve sonra ben buraya gelip bana kestiğin raconun hesabını soracağım. Seni öldüreceğim Halil Halit. Siz bunun başında bekleyeceksiniz. Ben gelene kadar bekleyeceksiniz. Sakın ha dokunmayın. Onun kafasına ben sıkacağım. Paşam. Sizden bir ricam var. Şimdi siz böyle devam edin. Bir daire çizip tekrar buraya gelin. Neden? Soru sormayın. Dediğimi yapın lütfen. Thank you.
Evet. Tam tahmin ettiğim gibi. Sabahtan beri gittiğiniz, uğradığınız her yeri not etmiş tek tek. Siz cenazeye gitmeyince şüphelenmişler, peşinize hafiye takmışlar. Peki saraya haber vermiş midir? Sanmıyorum. Söyleyin bakalım. Ben askerleri Selanik'e yollayamadım. Sebep? İkna edemediniz mi? Hayır, ikna ettim. Lakin limana Ahmet Paşa ve Selim'in geleceğini haber aldım. Onlar da Selanik'ten haberdarlardı. Onları gizlice dinledim. Askerleri iki gemiye de bindirmedim. İyi etmişsiniz. Lakin onlar askerlerin Selanik'e gittiğini sanıyor. Bu daha da güzel. Şimdi ne yapacağız? Şöyle yapacağız paşa. Şimdi elimizde bir müfreze asker var. İstediğimiz her şeyi yaparız paşa. Yarın Bağdat büyük bir haberle uyanacak. Olaylar çıkacak. Müfrezeye yeni bir vazife vereceğiz. Gece çok çetin geçecek paşa. Çok çetin. Baba. Kızım. Sonunda kavuştuk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Kavuşmanın iyiliği. Ben de geldim. Hoş geldin Sabahattin. Bizi çağırdığına göre işler düzeldi. Düzeldi. Zalman'ın yerine yeni İngiliz sefir geldi. Bay Heckler. Şu Hristiyan Siyonist. Evet, o. Sizi geri getirmek için onu İsmail Paşa ve Mahmut Paşa ile tanıştırdım. Babamla mı? Evet. Mahmut Paşa artık İngilizlerle çalışıyor. Pederim hepinizi kandırmış Frida. Yanılıyorsun. Mühim bilgiler verdi bile. Mahmut Paşa artık bizimle. Asıl siz yanılıyorsunuz hanımefendi. Hanımefendi. Nasıl bu kadar kesin konuşabiliyorsun? Çünkü pederim ihanet içine girdiği vakit her zaman bir şey yapar. Osmanlı Bankası'ndaki paralarını alıp İsviçre bankalarına nakleder. Ben de buraya gelirken vaziyeti anlamak için, yani bir şeylerin değişip değişmediğini anlamak için hesabını tetkik ettirdim. Pederim parasını havale etmemiş. Yani Frida, pederim hepinizle oynuyor. İkiniz de tutuklusunuz. Siz kimsiniz lan sizler? Ser askerin emrini bu saatte rahatsız etmek dedi. Ser asker Rıza Paşa hakkında tutuklama kararı var. Ne oluyor? Aldığımız emir üzerinde tutuklusunuz. Haddinizi bilin. Ser askerim ben. Götürün. Kusura bakmayın. Mecburuz paşam. Anlaşılmaması lazım. Bu içtiğimiz ilacın süresi yok mu peki? Ya etkisi geçtikten sonra hastalık bize de bulaşırsa? İlaç hastalığa karşı bağışıklık geliştirmeni sağlıyor anne. Merak etme. Çocuğa ne oldu peki? Ateşi çok yüksek. Kendinde değil. Ama hala şansı var. İsterseniz ilaçla kurtarabiliriz madam. Hayır. Hemen buradan çıkarıp bir yol kenarına atsınlar çocuğu. Bidar Sultan'ın muhafızlarının onu ölmeden bulmaları lazım. Neden madam? İyilik ve merhamet timsali Bidar Sultan bu çocuğu saraya
himayesi altına aldığı anda o ve etrafındaki herkes hastalanacak. Sarayda tek kişi bile sağ kalmayacak. Bütün dünyaya kafa tutan Abdülhamid'i küçücük bir virüsün öldüreceği kimin aklına gelirdi? Değil mi Andre? Gel buraya. Gelsene lan. Gel hadi. Korkak itler. Nereye gitti o? Teraya. Kim o adam? Sefaretteki vazifesi ne? Bilmiyorum dayı. Namık getirdi bizi yanına. Para için beraberdik. Kim olduğunu bilmiyorum. Dinamitler per adamı. Evet. Para için vatan satanın yediği de, içtiği de, aldığı nefes de haramdır. Boşaltın! Boşalt! Bir şey yok, iyi olacaksın. Boşaltın sokaklara! İyi olacaksın. Yaralara yardım edin. Kaldırın, kaldırın. Gelin, çıkın buradan, çıkın. Tatar, kapatın sokakları! Başka patlama da olacak! Kapatın! Bin! Allah'ım. Dur! Yapma! Yapma! Anne. Ablandan özür dilemeden seninle konuşmayacağımı söylemiştim Naime. Biz dün gece konuşup hallettik o mevzuyu. Özür diledin mi peki? Anneciğim söyleyeceklerim çok daha mühim. Lütfen dinle beni. O kadın, Zişan, ölmüş. Ne? Üstelik ablam mesul tutarak. Olamaz böyle bir şey. Naimeciğim. Sen ne dediğinin farkında mısın? Arkasında bir mektup bırakmış. Al oku. Dün gece getirecektim lakin çok geç olmuştu. İmkansız. İmkansız böyle bir şey. Zekiye Sultan hiç kimseyi tehdit edebilecek bir insan değil. O kimseye kötülük gelsin falan istemez. Benim hakkımda mı konuşuyordunuz? Yine ne buldun? Neyle suçlayacaksın beni? Ben değil. O kadın suçluyor seni.
size bu mevzuya karışmayın demiştim. Bu mesele Ali Nurettin'le benim aramda. Artık değil abla. O kadın ölmüş. Üstelik ölümünden seni mesul tutuyor. Ne? Nereden çıktı şimdi? Ölü bulunmuş. Arkasında da bir mektup bırakmış. Al, kendin oku. Kimseyi tehdit etmedim. Ona kim olduğumu dahi söylemedim. Ben sadece onu çok merak ettiğim için gittim oraya. Belli ki sizi kirli bir oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Fakat kadın beni tanımadı bile. Tanısa anlardım. Belki de tanıyordu. Sana yalan söyledi. Zannetmiyorum. Lakin başka bir izah da bulamıyorum. Niçin onu tehdit ettiğimi yazmış olabilir? Aramızda kötü hiçbir konuşma geçmedi. Beni yanlış anlayacağı bir vaziyet de yaşanmadı. Zekiye Sultan, şimdi mesele size bu iftirayı niye attığı değil, bunun bir iftira olduğunu nasıl kanıtlayacağımız. Çünkü kadın öldü. Ve hiç şahidiniz yok. Sultanım, gazetede görmeniz gereken bir haber var. Olamaz. Olamaz böyle bir şey. Zekiye Sultan. Hünkârımızın Bedirfelek Sultan'dan olma kızı Zekiye Sultan'ın zevci Ali Nurettin Efendi'nin bir süredir birlikte olduğu Zişan isimli kadını tehdit ettiği ve ölümüne sebep olduğu iddia ediliyor. Böyle bir şey nasıl olabilir? Böyle bir şey yazmaya nasıl cüret ederler? Hünkârım. Buyurunuz paşa. Hünkârım, Bulgar, Rum ve Ermeni kiliselerinde patlamalar olmuş. Ölen yaralanan var mı paşa? Yaralananlar var hünkârım. Kim, niçin yapmış bunu? Bilmiyoruz hünkârım. Paşalara haber ediniz. Derhal huzura gelsinler. Hünkârım, bu haberi alır almaz paşalarımızı çağırttırdım. Lakin... Lakin ne? Hünkârım, paşalar gece tutuklanmış. Kim yapmış bunu? Hünkârım, Osmanlı askerleri tarafından tutuklanmışlar. O nasıl olur paşa? Müsaadenizle hünkârım. Buyur efendim. Tamam evladım, sen çıkabilirsin. Hünkârım, Bay Heckler gelmiş, huzurunuza kabulünü bekler. Gelsin. Emredersiniz hünkârım. Bay Heckler, buyurun. Majesteleri, müsaadenizle payitahttaki patlamalarla alakalı malumatım var. Nedir? Bulgar, Ermeni ve Rum kiliselerindeki patlamaların paşalarınızın emri üzerine yapıldığına dair
emir vesikası. O elinizdeki bir nüshası. Aslı elimizde. Eğer derhal meclisi açmazsanız gazetelerde neşredilecek. Ermeni, Rum ve Bulgarların katline mani olmak için Hristiyan dünyası birleşecektir. Şimdi majesteleri, ya arzumuzu yerine getirirsiniz ya da paşalarınızın aldığı bu katliam kararı karşısında cihanın göstereceği tepkiyi izlersiniz.